Ünlü oyuncu Tolga Sayışman internet üzerinden yaptığı canlı yayınla hayranlarına gelen soruları yanıtladı. Binlerce kişinin soru yağmuruna tuttuğu ünlü oyuncu sevgilisi Almeda için söylediklerini pek çok genç kızın hayali suya düştü. Geliyordu ilk zamanlar. Kendimi terbiye etmem gerektiğine karar verdim. Tolgahan Sayışman, kim için en değerli varlığım dedi. Bu hayattaki şu anda sahip olduğum en değerli varlık. Abisi neden Tolgahan Sayışman'la sokağa çıkmama kararı aldı? Abimin de burasına geldik. Tolgahan Sayışman tüm hayranlarını bilgisayar başına toplayacak bir ilke imza attı ve tam 40 dakika boyunca internet üzerinden yaptığı canlı yayında sevenleriyle sohbet etti. Benim de ilk internet üstünden canlı yayın deneyimim. Ayrı bir heyecan var. İşte bu keyifli sosyal medya yayınının en can alıcı anlarını getiriyoruz ekranlarınıza. Almeda benim kıymetli. Tolgahan Sayışman rol aldığı dizilerde biraz agresif, biraz tez canlı karakterlere can verdi hep. Ben senin oğlum falan değilim. Abinim, abi, abi. Hayranlarının en merak ettiği yönlerinden biri de buydu. Acaba ünlü oyuncu gerçek hayatta da agresif mi? Geçmişte hani sinirli demeyelim de, şimdi agresif, hani daha tez canlı, daha sonuç odaklı, sonuca varmak için daha tez canlı bir insandım diyebilirim. Bunu fark ettiğimde de açıkçası kendimi terbiye etmem gerektiğine karar verdim. Çünkü sabırlı olmak çok büyük bir erdem. Ama herkesin asıl merak ettiği aşk hayatıydı. Almeda ile ilgili çok soru geliyor. Tolgahan Sayışman uzun bir süredir Almeda Abazi ile birlikte. Üstelik canlı yayında yüz binlerce kişinin önünde ilanı aşk edecek kadar da aşık. Almeda benim kıymetli. Bu hayattaki şu anda sahip olduğum en değerli varlık. Hayatımda olduğu için de Allah'a şükrediyorum. Herhalde yeterli bir cevap olmuştur. Oynadığı dizilerle şöhreti sınırları aşan Tolgahan Sayışman'ı yabancı hayranları da canlı yayında yalnız bırakmadı. Gördüğüm kadarıyla yurt dışından da çok katılım var. Hi to Romania, hi to Poland, hello. Hello there. Bu samimi sohbet sırasında Tolgahan Sayışman daha önce hiç kimseye söylemediği bir sırrı da açıkladı. Meğer şöhret abiyle arasını açmış. Benim abim benimle 4 sene önce yaşadığımız bir AVM hengamesinden sonra bir daha kalabalık ortamlara girmeme kararı aldı. Çünkü gören herkes fotoğraf çektirmek istedi. Herkes de abime çektirdi. Kamerayı eline alan abime uzattı telefonu. Bizim fotoğrafımızı çek. Çeker misin kardeş? Çek falan. Abimin de burasına geldi. Yeter dedi. Tamam ben gidiyorum hadi. Bir daha da seninle AVM'ye gelmem. Ünlü oyuncunun itirafları devam ediyor. Mesela kendini ekranda görmeye tahammül edemiyormuş. Eskiden çok garip geliyordu. Vallahi bakamıyordum açıkçası. Hele sesime falan var ya yani. Televizyonun sesini kısıp izliyordum. O derece yani. Çok zor geliyordu ilk zamanlar.